Hütrettin Türk Spor Kulüplerinden FC İni Hütrettin her yıl düzenlediği Atraksi Dağı'nda bu hafta yine Hütrette düzenleniyor. Şimdi Spor Kulübü Başkanı Efrail Bey ile kısa bir röportaj yapacağız. Efrail Bey merhaba. Merhaba. Etkinliğiniz için tebrik ediyorum öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşüncemiz şuydu, bizim amacımız burada bütün insanları kaynaştırmak. 3 gün boyunca güzel bir gün geçirmeleri, hele hele çocuklarımızın şu zor günlerde, şartlarda, krizin verdiği sıkıntılarda birçok ailenin, çocukların eğlenceden mahrum kaldığını biliyoruz, görüyoruz. Bizim amacımız da bunu çok uygun bir maliyetli bir şekilde böyle bir şey organize ederek onlara bir güzel günler geçirelim diye uğraştık. Ve onu da yaptık, başardık. Çok güzel geçiyor. Kalabalık, memnunuz. Evet. Dün özellikle engelli çocuklarımız içindi. Sadece onları ayırmıştık. Çok güzel reaksiyonlar aldık. Çok güzel velilerden tepkiler aldık. Yani onlara özellikle hiçbir şey organize edilmediği için, onların da biraz daha rahatlığa, genişliğe ihtiyacı olduğu için, eğlenebilmek için ve zamana, onlara da özel yapıp da fazla kalabalık tutmadığımız için çok memnunlardı. Çok güzel geçti. Yani ne diyeyim, biz elimizden geldiği kadar toplum için, entegrasyon için her şeyi yapmaya hazırız. Sadece futbol değil, bütün alanlarda elimizden geldiği kadarıyla toplumumuza destek ve ihtiyacını giderebilmek için her şeyle uğraşmaya çalışıyoruz. Böyle bir etkinlikten dolayı sizi tebrik ediyorum. Cidden çocukların gözündeki mutluluk görülmeye değer. Yani evet, aynen. Her şeyden önemlisi bu zor şartlarda, zor günlerde çıkıp oynayamadıkları ortamlarda burada bu şekilde eğlenmeleri sizin vesilenizle çok güzel bir organizasyon. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da yani şu, bizim tek üzüldüğümüz şuydu ki, yani bugünü biz organize ederken bunu aylar önce tespit ettik. Belediyeden müsaadesiyle, fıkhanesiyle. Çünkü bizimki ufak bir organizasyon değil, bayağı bir ciddi bir organizasyon istiyor. Bunu da hep gönüllülerle yaptığımız için sağ olsun. Hani önceden belirledik, tarihi çok önceden belliydi ama bugün bayağı bir değişik, diğer derneklerimizde, camilerimizde de etkinlikler varmış. Bu bizi sadece biraz üzdü. Olmasaydı keşke de daha çok birlik ve beraberlik içerisinde geçirebilseydik. Ha, biz çok memnunuz şu an için, kendiniz de görüyorsunuz. Çok güzel bir kalabalık var. Yeah. Ama yani bazı şeylerde insan üzülüyor böyle olduğu zaman ama Bu yıl evet, biz de yetişemiyoruz etkinliklere. Biraz fazla etkinlik var. Bir karışıklık oldu. İnşallah önümüzdeki yıl daha düzenli bir şekilde yapılırsa, İnşallah öyle olur. Hem bura için hem diğer etkinlikler için daha güzel olur. Ama dediğiniz gibi her şeye rağmen katılım her tarafta çok güzel. Ben evet, diğer etkinlikleri çok... de takip ediyorum. Onlarda evet, da var. Gönül isterdi ki hepsi daha kalabalık olsun. Evet, evet. Tabii. Seneye inşallah daha iyisi olur. Ama çok güzel. Yani gördüğünüz gibi inan biz çok memnunuz. Bu da bizim yorgunluğumuzu alıyor. Peki böyle kalabalığı gördüğümüz zaman, güler yüzleri gördüğümüz zaman. Evet, çocuklar cidden. Evet. Peki şöyle bir şey sorsam. Ne kadar bir alanda ve ne kadar farklı şey var burada? Çocukların eğleneceği oyuncaklar. Çadır 1500 metrekare. Kapalı çadır. Evet. Hani bunu her ihtimali göz önünde bulundurarak, yağmur ve hava şartları kötü olursa diye, bunu da ona göre yaptık. Ha, hava iyi. Bu defa oturma alanını, yeme alanını içeri aldık. Dışarıda da çocuklara, içeride de var tabii, etkinlikler de var ama. Bayağı bir şu anda 17-18 tane çocukların oynayabileceği atraksi dediğimiz şeylerden var. Çok çeşit, içeride de var yani. Çok güzel ve gerçekten de saatlerdir burada olan aileler ve çocukları görüyoruz yani. Evet. Bu da bizi memnun ediyor. Demek ki çocukların her şeyden faydalanabiliyor ki zamanda doğru geçiyor ve burada kalabiliyorlar. Doğru bir şey yapılıyor. Yani evet. Peki gönüllü dediniz, kaç arkadaşımız gönüllü burada ortalama? Şu anda ortalama 45 tane falan gönüllü arkadaşımız var. Bunlar da bizim kendi ailelerimiz, yönetimdeki arkadaşlarımız, futbolcularımızdan olanlar var. Yani az bir eksiğimiz var ama yine de biz haftalardır işler yürüyor. Yani bu bir günde hemen kurulup olabilecek bir şey değildi. Biz iki haftalardır organize edilen bir şeydi. Bunun zamana ihtiyacı vardı ve bir aşağı yukarı 10 gündür arkadaşlarla mücadele ettik, bu hale getirdik. Peki katılımcı bir şey var mıydı? Mesela bir hedef var mıydı? Şu kadar katılımcı olur, şu kadar çocuk katılır. Bizim hedefimiz 3 gün üzerinden 5000'di. Ve tahminimize göre 2 günde şu anda rahatlıkla 3000'e ulaştık gibi. Yarınımız da var.
herhalde hedefimizden üzerine çıkacak gibi gözüküyor. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum böyle bir etkinlik için. Seneye inşallah daha diğer derneklerle konuşulup anlaşılıp inşallah, camilerle inşallah daha her haftaya yayıp bir daha güzel bir şekilde yapılırsa birlik beraberlik içerisinde destek katılım daha fazla olarak inşallah olur. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ediyorum, sağ olun.